Selamlar değerli takipçilerim. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, buram buram limon kokulu nefis bir topkek tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımıza oda sıcaklığında beklemiş 2 tane yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri ilave edip mikserin en yüksek devrinde 2-3 dakika boyunca çırpalım. Evet, tam da bu kıvama geldikten sonra şimdi diğer sıvı malzemelerimizi ilave edebiliriz. 1 çay bardağı sütüm var. Kullanmış olduğum ölçüm 100 milim. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Onu da ilave ediyorum. 1 tane limonun suyunu sıktım. Onu da ekliyorum içine. Ve mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırıyorum. Evet, şimdi son olarak kuru malzemelerimizi ilave edebiliriz. 1,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ilave ettikten sonra eleyerek bu kuru malzemelerimizi kekimize ilave edelim. Eleyerek ilave ederseniz kekiniz çok daha yumuşak ve çok daha güzel kabaracaktır. Mutlaka diğer kek tariflerimde söylediğim gibi ununuzu elemeyi unutmayın. Evet, şimdi mikserin yine düşük devrinde karıştırarak tamamen homojen bir kıvam almasını sağlayalım. İsterseniz bir spatula ile de karıştırabilirsiniz veya benim gibi mikserin düşük devrinde de çalıştırabilirsiniz. Renk vermesi için 1 çay kaşığı zerdeçal ekledim. Zerdeçal eklemeyebilirsiniz ama inanılmaz güzel renk ve aroma veriyor. Kesinlikle zerdeçal tadı olmuyor, merak etmeyin. 1 tane limonun kabuğunu da rendeledim. Onu da içine ilave ettikten sonra yine düşük devirde karıştırıp tamamen homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Evet, şimdi muffin kalıplarımın içerisine kağıtlarını yerleştirdim ve şöyle birer kepçe olacak şekilde karışımdan döküyorum. Benim kepçem biraz küçük, o yüzden şöyle bir parmak kalacak şekilde sizler muffin kalıplarınızı doldurun. Çok fazla koyarsanız taşacaktır. Bu vermiş olduğum ölçü 12 tane muffin kalıbına, yani 12'li muffin kalıbına tam geliyor. Evet, şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keklerimi pişmeye bırakabilirim. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikayı buldu pişmesi ama her fırında bu değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Evet, kekim pişti ve şöyle bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra sizlere hemen dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten pişerken bile evi buram buram limon kokusu sarıyor. Bu pamuk gibi yumuşacık top keki kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Bizim evde çocuklar kapışarak tüketti bu keki. Büyükler de aynı şekilde. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi memnun kalırsınız. Deneyenlerden de mutlaka yorum bekliyorum. Evet, sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamış olursunuz. Soru, görüş ve önerilerinizi de lütfen bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.